Efendim merhabalar, iyi günler diliyoruz. Kobi Life'in YouTube kanalındayız. YouTube kanalımızda röportajlarımız olağan hızıyla devam ediyor. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Çok önemli konuları işleyeceğiz. Planet Tek Çevre ve Arıtma Teknolojilerinden Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Necdet Bey ile beraberiz. Hürriyet Necdet Aydoğan. Necdet Bey'in çok farklı, birbirinden çok farklı özellikleri, hobileri var. Mesela biz gelirken bize bisikletle alakalı yönünü gösterdi. Çevreyle alakalı yönünü gösterdi. Pet şişe kullanmıyor, pet şişeye karşıyız diyor. Hatta veyahut da su içerken bardak bile kullanmıyoruz. Bardaklar sonuçta bir su tüketimine neden oluyor. Kirli eşya çıkarmamaya özen gösteriyoruz. Çevremizi koruyalım diyor. Bu dünya bizim, mutlaka ve mutlaka koruyalım diyor. Biz de böylesi değerlerimizi sizlerle, siz değerli okuyucularımızla, siz değerli izleyicilerimizle buluşturuyor olmaktan son derece mutluyuz. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim davetiniz için ve bu fırsatı tanıdığınız için. Fikirlerimi paylaşacağım, görüşlerimi ve umarım izleyicilerden de ben de bir şeyler öğreneceğim. Mutlaka, çok teşekkür ediyoruz. Hemen konumuza dilerseniz başlayalım. Bize biraz Planet Tek'ten bahsedin. Firmamız ne zaman kuruldu, ne işler yapıyoruz, neler yapıyoruz? Evet. Buyurun lütfen. Ben 1960 doğumluyum ve yurt dışında uzun bir süre bulundum. Üniversiteyi bitirdim, sonra master'ımı yaptım, sonra ülkeme koşarak geldim. Ülkem için güzel bir şeyler yapmak için. 89 yılında geldim. Sonra kader beni PepsiCo'ların genel müdür yardımcısı yaptı. Sonra bir Alman şirketinin genel müdürü oldum. Bütün bunlar beni maddi olarak çok tatmin etmekle birlikte manevi olarak ben bir haz alamıyordum. Çünkü ülkem için daha değerli bir şeyler yapma peşindeydim. Ve biraz dikkatli bakınca çevre meselelerinin, özellikle su konusunun Türkiye'de büyük ölçüde, tamamını demeyelim, büyük ölçüde mış gibi yapıldığını fark ettim. Ve durumdan vazife çıkartmak istedim. Biraz da tesadüflerin yardımıyla atık su arıtma konusunda faaliyet göstermeye karar verdim. 2004 yılında Planet Tek'i kurdum. Planet Tek, İngilizce bir kelime gibi geliyor. Tek, teknoloji, teknoloji. Ama planet gezegen demek. Tek de bir tane demek aslında. Doğru mu? Türkçe'de bir tane anlamına geliyor. Bir tane gezegenimiz var anlamında. Ama yabancıların Planet Teknoloji olarak gördüğü bir isimle 17 yıl önce yola çıktık. Farklı bir şeyler yapmak, bir farkındalık yaratmak ve bir fark yaratmak için bir teknoloji ile yola çıkmaya karar verdim. Bu bir Alman teknolojisi. Bizim %100 Türkiye'de yaptığımız bir Alman teknolojisi. Dünyada sadece 15 firma yapabiliyor bu teknolojiyi, uygulayabiliyor. Evrensel mühendislik kurallarına göre bu sistemleri yapıyoruz. Atık su arıtma konusunda. Atık su da ne demek? Evinizden gelen bütün lağımdan bahsediyoruz. Yani hem tuvalet, hem mutfak, hem duş, el yıkama, her şeyi dahil ediyorsunuz ve biz bu atık suları arıtıyoruz. Ve şu anda hani çok gündemde olan o deniz salyası var ya, deniz salyasına neden olan o atıkları, atık suyu arıttıktan sonra denize, dereye ya da aslında keşke denize, dereye vermesek de sulama amaçlı ya da uygun yerlerde kullanabilsek onlara daha sonra geliriz. Ve biz bu işi yapıyoruz 2004 yılından bu yana. Ülkemizde faaliyetlerimiz 12 vilayette, kamu bazında. Kamuyla 12 vilayette çalışıyoruz. Kırşehir, Kırklareli, Balıkesir, Ankara, Rize gibi çok güzel yerlerde arıtma tesislerimiz var. Köylerin arıtma tesislerini yaptık. 30'a yakın köyün arıtma sistemini biz kurduk Planet Tek olarak. Bundan gurur duyuyorum ama asıl faaliyet alanımız maalesef yurt dışı. 30'a yakın ülkedeyiz. 5 kıtadayız. Az önce size dünya haritasında gösterdim. Sydney, Avustralya'dan Meksika'ya kadar varız. O bayrağın altında bir de Meksika bayrağı var. Meksika'ya kadar üzerinde Made in Türkiye yazan, nazar boncuğu olan, Türk bayrağı olan sistemlerimizle hizmet veriyoruz. Uzmanlık alanımız özellikle 20 bin kişiye kadar. 300 kişiden başlıyor, 20 bin kişiye kadar. Modül ünitelerimiz 2 ton ağırlığında, 3 metre boyunda, 2 metre eninde ve bunları yan yana koyarak her biri 300 kişi kapasiteli, 300 ila 500 kişi kapasiteli. Bunları yan yana koyarak 300 ila 500 diyoruz çünkü kirlilik oranına göre değişebilir miktarlar ve kapasiteler. Bunları yan yana koyarak 20 bin kişiye kadar çoğaltabiliyoruz. Daha da fazlalaşabilir ama feasible ya da ekonomik açıdan bakıldığı zaman bu sayıdaki ünitelerin ya da bu kapasitenin daha ekonomik olduğunu görebiliyoruz. Yaptığımız iş bu.
Ve şu anda oradaki bayrakların arasında Azerbaycan bayrağı maalesef yoktu. Geçen hafta da Azerbaycan'dan almış olduğumuz bir projeyle yine 5 kıtadaki faaliyetlerimizi o dost ülkede, daha doğrusu kardeş ülkede de devam ettireceğiz. Yaptığımız iş bu Üstad. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Şimdi çevre ve arıtma teknolojileri dediğimizde gündemimizde biliyorsunuz deniz salyası var. Hepimizin korktuğu, endişeyle izlediği, çok da bir bilgi sahibi de değiliz aslında. Ama bu konuda siz okuyucularımızı, izleyicilerimizi aydınlatırsınız diye düşünüyorum. Deniz salyasında neler yapılabilir teknik anlamda, mühendislik anlamında? Deniz salyası böyle bir kar topu gibi ihmal edilmiş, kar topu yuvarlandı ve birden bir çığa mı dönüştü? Biraz böyle önünü arkasını da değerlendirerek anlatır mısınız ve mühendislik anlamında da neler yapılabilir? Kar topu benzetmesi çok güzel bir benzetme oldu. Şimdi son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Ne ektiysek onu biçiyoruz. Bu bir tesadüf değil. Evet, küresel ısınmanın, iklim krizinin de mutlaka bir faktörü var, bir payı var. Ama o olmasaydı günün birinde bununla karşılaşacaktık. Çünkü bakın şöyle bir örnek vereyim ben size. Benim çok sevdiğim bir örnektir. Ve bu şirketin kuruluşunda çok emeği geçen rahmetli Melih Çiler Bey'in anlattığı, yaptığı bir analojidir. Bu çaya 2 tane şeker atarsınız, erir. 4 şeker, erir. 8 şeker, zor erir. 15 şeker atarsanız şeker orada kalır. Bunun bir sınırı vardır. Marmara Denizi'nin ve bütün denizlerin de bir sınırı vardır. Marmara Denizi de sonuçta bir iç denizdir. Ama çok şanslıyız ki alttan üstten akıntıları vardır. Karadeniz'le Marmara Denizi arasındaki seviye farkından dolayı müthiş bir akıntı vardır. Bu da bugüne kadar bizi büyük ölçüde kurtarmıştır. Ama öyle bir noktaya geldi ki artık deniz bunu kabul edemiyor. Kimsenin düşündüğü yok. Ben bundan 15 yıl kadar önce, şirketimiz 17 yaşında, 15 yıl kadar önce İstanbul çevresinde arıtma yapabileceğim projeleri araştırırken Zekeriya Köy'e gitmiştim. Zekeriya Köy malum Türkiye'nin sosyal statüsünün yüksek olduğu, insanların oturduğu çok mutena bir bölgedir. Ve belki inanmayacaksınız, atık su arıtma altyapısı yoktur. Zekeriya Köy'de su vardır, atık su arıtma arıtacak bir sistem yoktur. Şimdi daha sonra bir takım bir şeyler eklendi ama %70'i 80'i hala bireysel arıtmalarla, siteye kurulan arıtmalarla halledilebiliyor. Sordum, ne yapıyorsunuz dedim atık suyunuzu. Aşağıda dedi Zekeriya Köy deresi var dedi, oraya veriyoruz dedi. Şok oldum. Daha da bu işlere yeni başlamıştım, artık şok olmuyorum. Nasıl olur dedim, rahatsız olmuyor musunuz dedim. Hayır dedi. Çünkü hiç dedi koku gelmiyor buraya dedi. Ya dedim ben vicdanen rahatsız olmuyor musunuz diye sormuştum dedim. Hiç düşünmedik dediler. Deniz de gördü ki madem bizi düşünen yok biz bir mesaj verelim dedi. Ve kusmaya başladı. Ben size bunu böyle anlatabilirim. Şimdi temizlikler yapılıyor. Üstten temizleniyor. Bu yine bir profesörün benzetmesi gibi yoğurdun kaymağını temizlemeye benziyor. Yoğurt duruyor orada. Ve bu sivrisinekleri öldürmekle kurtulabileceğiniz bir şey de değil. Üst taraftan temizlersiniz fakat alttan yukarıya doğru çıkan bir organizma olduğu için altta zaten balıkları öldürmüş, derinizin en dip taraflarına çok büyük hasarlar vermiş bir organizmadan bahsediyoruz. Şu anda yapılacak şey denizin kendi kendini temizlemesine izin vermek. Bunu yapabilmek için de Allah aşkına artık denizi kirletmememiz lazım. Saygı göstermemiz lazım. Yani aklın yolu birdir. Şunu sorabiliriz. Ya bu küresel ısınma, denizin ısınması sadece Marmara'da mı oldu? Sadece Türkiye'de mi oldu? Tabii ki değil. Yunanistan'da da var, İtalya'da da var, dünyanın her yerinde var. Ama bu kadar kirliliği ve ısıyı aynı anda ve bir takım bakterilerin de oluşumunu hepsini doğru ortama getirdiğiniz zaman işte bu deniz salyası felaketiyle karşı karşıya kalırsınız. Ben şunu söylüyorum açıkçası bu konuyla ilgili olarak bir seferberlik ilan edilmesi gerekiyor. Yani bu tüh bak görüyor musun neler neler bu artık magazin konusu değil. Konuşulacak tüh tühlük bir konu değil. Bu işin çok ciddiye alınarak çünkü denizin bitmesi demek, deniz canlılarının bitmesi demek, oksijenin azalması demek. Yani biz ormanlardan elde ettiğimiz oksijeni aynı zamanda denizdeki organizmalardan da alıyoruz. Balığın yok olması demek, deniz canlılarının denizin tamamen ölmesi demek. Biraz daha öteye gidersek, biraz daha ileri gidersek, Allah göstermesin bir de turizm elden giderse o zaman ekonomik olarak ciddi bir sarsıntıya gireriz. Yani zaten şu anda bıçak sırtı bir ekonomimiz var.
Gerek salgın hastalık olsun, gerek diğer nedenler olsun. Ama bir de bunu eklersek işimiz çok daha zorlaşacaktır. Ama nedeni, sorunun özü, öz yanıtı denize verilen kirliliktir üstelik. Başka hiçbir şey değil. Eğer denize verilen kirlilik bu boyutlarda olmasaydı, deniz ne kadar ısınırsa ısınsın, bu seviyede bir kirlilik veyahut da bu seviyede bir deniz salyası problemiyle karşı karşıya asla kalmazdık. Atık su arıtmada kullanılan teknolojide mesela özellikle gürültü insanları, kişileri, kurumları rahatsız eden bir konu. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Gürültü, ses voltajı anlamında sizler Planetek neler yapıyor? Buyurun lütfen. Çok güzel bir soru. Şöyle, aslında göz ardı edilen bir problemdir bu. Yani arıtma deyince işte suyun temiz çıkması doğal olarak çok önemli. Asıl önemli olan yani sonuca bakmak gerekiyor elbette. Şimdi aklınıza şu gelecektir ya da izleyicilerimizin aklına şöyle bir soru gelecektir. Neden ta Sydney, Avustralya'dan ya da Botswana'dan ya da Yunanistan'dan, hadi komşu ülke, oraya da ihracatımız var. Ta Güney Afrika'dan kalkıp da Gana'dan veyahut da İspanya'dan kalkıp da Türkiye'den bu sistemi almaya geliyorlar. Bu sistemin özelliği ne? Bu bir Alman teknolojisi, %100 Türkiye'de yapıyoruz. Altını çizerek söylemek istiyorum. Sancaktepe'deki fabrikamızda yapıyoruz. Makinalarımızı %100 her şeyle Türk malı olarak. En büyük özelliği %90'a yakın enerji tasarrufu. Onun için Sydney, Avustralya'dan kalkıyor geliyor. Yani bugün yapılan her işte sürdürülebilirlik çok önemli. Bunun içindeki ampulden, bütün ampullere kadar her şeyin düşük wattlı olması gerekir. Sürdürülebilir olması gerekir. Her şeyin recycle, yani tekrar kullanılabilir, dönüşümlü, dönüştürülebilir olması gerekir. Aynı şekilde su da öyle. Onun için suyu arıtıyoruz ve yeniden kullanmaya çalışıyoruz. Şimdi en önemli faktör %90 enerji tasarrufu. O enerji tasarrufu olmadığı takdirde bir süre sonra arıtma tesisini çalıştıran kişiler ya da yetkililer, arkadaşlar kapatın bu arıtma tesisini, buna bizim ne gücümüz yeter, ne enerjisine paramız yeter, basın denize gibi bir tavır içerisinde. Bu yüzden de arıtma tesislerinde ya sık sık kapatıldığı için ya kapasitesi düşük yapıldığı için çok fazla enerji sarf etmesin diye bir arıtma tesisinin yanından geçerken arabanızın camlarını, havalandırmasını, her şeyini bir kilometre öteden kapatırsınız. Yurt dışında böyle değildir. Doğru teknolojiler kullanılır. Daha az enerji sarf eden teknolojiler kullanılır. İşte Sydney, Avustralya'dan gelip de bu sistemi almalarının ve köylerinde kullanmalarının, küçük yerleşim alanlarında Made in Türkiye yazan bu sistemleri kullanmaların nedeni, birinci nedeni enerji tüketimi. Tatil köyleri gibi yerlerde ise işte sizin söylediğiniz konu çok önemli oluyor. O uğultunun olmadığı, bunun nedeni de şöyle bir parantez içinde açıklayayım. Normal bir arıtmada, klasik bir arıtmada diyelim, normal demeyelim, klasik bir arıtmada bir blower vardır. Tıpkı akvaryumun içine hava basan bir kompresör gibi düşünün. Bu kompresör 5,5 kW gücündedir 300 kişilik bir arıtma için. 5,5 kW. Bizim sistemimizde ise 0,37 kW'lık bir motor rediktör vardır. Biri 5,5 kW, biri 0,37 kW. 0,37 dediğinizde bir buzdolabı motoru kadar elektrik harcar, o kadar da gürültü yapar. Gürültünün olmaması çok önemli. Kokunun olmaması çok önemli. Bizimkinde böyle bir cebren bir üfleme olmadığı için sadece dönen diskler var. Dakikada 3 devir gibi çok düşük devirde dönen disklerimiz var. Dışarıya koku da vermemesi. Bu yüzden Boğaziçi Üniversitesi'nin Kilios kampüsünde de biz varız. Zekeriya Köyü'nün o lüks sitelerinde de yine biz varız. Bodrum'daki lüks yerlerde de yine biz varız. Kokusu ve gürültüsü olmadığı için. Elektrik tüketimi oralarda çok önemli değil. Boğaziçi Üniversitesi için önemli ama bir lüks bir konut sitesi için 300-400 kişiye bölündüğü için zaten çok öyle büyük bir maliyet getirmiyor. Ama koku çok önemli, gürültü önemli. Bu yüzden de dünyada da tercih nedenlerinden biri bu teknolojinin. Burada aslında şunun altını çizmek lazım herhalde. Şöyle, doğru teknolojilerin tercih edilmesi lazım. Yani bisikletin tercih edileceği yer var, motosikletin tercih edileceği yer var, otobüsün, kamyonun. Yani MBR, MBBR, aktif çamur ve biyodisk. Bütün bu sistemleri karşılaştırdığımızda gerek normal bir arıtma, gerekse sudaki oksijeni tüketen fosfor ve azotun azaltılması konusunda biyodisk sistemi bütün dünyanın, özellikle Batı dünyasının tercih ettiği bir teknoloji. Türkiye'nin de bunu çok yaygın bir şekilde kullanmasını çok arzu ediyorum. Hani deminden dedim ya, işlerimizin %75'i maalesef yurt dışında, o maalesef'in anlamı o. Çünkü ülkemin çok ihtiyacı var. İşte şu andaki deniz salyasıyla da bunu çok üzülerek görüyorum ben. 5 Haziran'da Dünya Çevre Günü'nü kutladık.
Çok üzgündüm. Ya Dünya Çevre Günü'nü benim gururla kutlayabilmem lazım. Bir çevre firması sahibi olarak biz de üstümüze düşeni yaptık diyebilmem lazım. Diyemiyorum. Çok çaba sarf ettim. Size örnekler verdim. Bu programa başlamadan önce örnekler verdim. Fotoğrafçıyım dedim, bisikletçiyim dedim. İşte dünya çapında ödüllerim var dedim. Ama bu şirketi kurduğum günden beri ben deklanşöre basamadığımı söyledim. O kadar emek verdim. Ve bu kadar emeğin arkasından hala 81 vilayetin 12 vilayetinde kamu projeleri ve 20 bin köyden 30 tanesinin arıtmasını yapabilmişiz. Ama onun yerine Yunanistan'ın, Gürcistan'ın, Botswana'nın, Güney Afrika'nın, Avustralya'nın köylerinin arıtmasını yapıyoruz. Pakistan'ın köylerinin arıtmasını yapıyoruz. Şimdi Bangladeş sırada. Şimdi Bangladeş deyince ya derim ben Bangladeş helal olsun adamlara. Bangladeş'te tutup da bir arıtma önem veriyorlar. Ya adamların içecek suyu yok. Niye arıtma yapıyor? Bazen ben bile kaçırıyorum. Sizin suyunuz yoksa arıtmayı mutlaka yapmanız lazım. Çünkü çok kısıtlı su kaynağınız var Ahmet Bey. Onu temiz tutmanız gerekiyor. Bu temiz su. Bunun içine bir damla pislik damlatırsak içebilir miyiz? İçemeyiz. Dolayısıyla bunun temiz tutulması için atık suların mutlaka arıtılması gerekir. Ve arıtıldıktan sonra da denize, dereye vermeyin. Onu tarımda kullanın, sanayide kullanın, fabrikalarda kullanın. Sulamada kullanın, bahçeleri sulayın. Bunun için asıl arıtma yapılması gerekir. Sadece denize, dereye vermek için değil. Zaten dereye, denize veriyorsanız muhtemelen iyi arıtamadığınız için veriyorsunuz. Kendinize güvenmiyorsunuz ve verelim denize gitsin diyorsunuz. Düzgün bir arıtma olsa o su yeniden kullanılır. En iyi örneğini kim yapıyor biliyor musunuz? İsrail yapıyor. Suyu yok. Büyük bir kısmını denizden desalination denilen ters osmoz yöntemiyle suyla tuzu ayırarak bir kullanma suyu elde ediyor. O suyu kullandıktan sonra arıtıyor. %82'sini tekrar kullanıyor. Yani her damlayı iki kez kullanıyor diyebiliriz. Bu yüzden de çölün ortasında bir vaha görüyorsunuz. Biz de bunu yapabiliriz. Çünkü tarım için suya ihtiyaç var. Ve işte o suyu da bu atıklardan, atık sudan elde edebiliriz. Nasıl camı, kağıdı geri dönüşüme tabi tutuyoruz. Suyu da yapabiliriz. O atık suyun içindeki bakteriyi alırsak size tekrar temiz su kalır. Bunu yapmamız lazım. Bunu anlamamız lazım. Ve ben bunu Avustralya'da ve diğer ülkelerde Meksika'da yapmaktan ziyade kendi ülkemde yaparsam o zaman kendimi başarılı göreceğim. Ya biz iyi bir iş yaptık. Ülkemize de döviz getirmenin ötesinde çok daha iyi bir iş yaptık. Suyumuzu kurtardık diyebileceğiz ama henüz o noktada değiliz. Sonuçlar da ortada. Şimdi Necdet Bey'in farklı yönleri de var demiştik. Bisikletten bahsettik. Fotoğrafla ilgili çok güzel ödüller de almış. Şikayetçi olduğu konu da şuydu. 17 yıldır deklanşöre basamadım dedi. Hem Türkiye'de hem dünyada çok güzel ödüller almışsınız. Onun da bilgisini sevgili izleyicilerimize verelim. Bir diğer özelliğiniz de şu. Ben bakıyorum hemen orada Made in Türkiye yazıyor. Made in Turkey değil, Made in Türkiye. Tam bir Türkiye aşığı bir insan, bir entelektüel, bir mühendis. Böylesi kişilerin ülkemizde olması en büyük zenginliğimiz. Ben sizi çok iyi anlıyorum ve de çok teşekkür ediyorum. Peki benim sorum şu olacak. Bu arıtma sularında özellikle benim yıllardır hani izlediğim, okuduğum, araştırdığım, gözlemlediğim ve içimde de ukde olarak kalmış bir şey var. Şimdi İstanbul'da diyoruz ki işte barajlar %20 doldu, %80 doldu, %30 doldu, %40 doldu vesaire. İstanbul'a baktığımız zaman içinde Boğaz geçen müthiş bir şehir, denizi olan bir şehir. Türkiye'ye baktığımız zaman ona keza üç tarafı sularla çevrili olan bir şehir. Tatlı su, içme suyu anlamında aslında fakir bir ülkeyiz. Onu da çoğu insan bilmiyor. Denizlerimiz var diye bizi su zengini zannediyor ama suyun verimli, düzenli, disiplinli kullanılması açısından bu bilgiyi de vermemiz lazım. Arıtma sularını biz verimli, disiplinli kullanırsak İstanbul özelinde konuşuyorum. Bunu tekrar İstanbul'a kazandırabilir miyiz? Burada nasıl bir teknoloji uygulanabilir? Buyurun evet. Lütfen. Evet. Kesinlikle kullanabiliriz. İsrail gibi biz de bu konuda başarılı olabiliriz. Bakın bunu yapan benim örnek vermekten çok büyük gurur duyduğum Ankara'da Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Bey. Daha hiç tanışamadık kendisiyle. Telefonla konuştuk. Kendisini kutladım. Başkan dedim seni çeşitli kanallarda anlatıyorum. Çeşitli mecralarda senden bahsediyorum. Ne yapıyor biliyor musunuz? Yeni yapılan binalarda bir şart getirmiş. Bir şart koymuş.
Yeni yapılan binalarda el yıkama musluklarından ve duştan tuvalette mutfak yok. Biz buna gri su diyoruz. Siyah su değil, gri su diyoruz. Oldukça temiz bir su. El yıkadığınız su. Bu suları ayrı bir tesisatla arıtmaya getiriyor. Gri suyu arıttıktan sonra yine ayrı bir tesisatta tuvalete götürüyor. Siz sifonu çektiğiniz zaman da arıtılmış su kullanıyorsunuz. Ne kadar güzel değil mi? Tertemiz bir suyu kullanmıyorsunuz. Arıtılmış bir su kullanıyorsunuz. Ve müthiş bir su tasarrufu yapıyorsunuz. Bu çok basit bir örnek. Bunu mevcut binada yapmak biraz hayal. Zor. Yani o kadar boruyu tekrar tesisat. Ama yeni binalarda bunu yapmak çok kolay. Ve bunun yapımı şart koşulmalı. Çok güzel söylediniz. Türkiye su zengini gibi görünüyor. Evet, su zengini. Bakın geçen pazar günü bir programda Instagram'dan canlı yayında İrlanda'dan bir Türk bağlandı. Ve İrlanda'dan şu soruyu sordu. Yani dedi, burada her gün yağmur yağıyor ama su sıkıntısı var dedi. Çünkü toplanan suları eğer atık sularla kirletirseniz, bunun içine bir damla kirli su atarsanız o temiz suyu kullanamaz hale geliyorsunuz. Onun için evet, biz aslında su fakiri değiliz. Ama sularımızı temiz tutamıyoruz. Bir, ikincisi de tüketim çok arttığı için, elimizdeki su yeterli kalmayacağı için su fakiriyiz diyoruz. Ama suyu iyi yönetirsek, İsrail yapabildiğine göre, gerekirse denizden de çekebiliriz. Ama iyi yönetebilirsek, damla sulamayı kullanırsak, o vahşi sulama yerine veyahut da o dönen fıskiyelerle sulama yerine damla sulamayı kullanırsak müthiş bir su tasarrufu sağlayabiliriz. Yani bütün bunlar bilinçlendirmeyi ve yapmak istemeyi gerektiriyor üstad. Bak burada Seyit Onbaşı var. Seyit Onbaşı bu 300 kilograma yakın mermiyi taşıması gerektiği için, buna inandığı için, taşıdığı için başardı ve dünyanın tarihini değiştirdi. Türkiye'nin değil. Bütün dünyanın tarihini değiştirdi taşıdığı şu mermiyi. Biz istersek bunu yapabiliriz. Ama istemek gerekiyor. Şimdi tehlike kapıda falan değil, artık tehlike evin içinde. Yediğiniz balıkta, yediğiniz domateste, içtiğiniz meyve suyunda, soluduğumuz havada. Bunun daha ötesi yok. Yani ana karnındaki bebekte bile mikroplastik var. Ana karnındaki bebeğin kanına kadar girmiş mikroplastik. Onun için önlem almamız gerekiyor. Dikkatli olmamız gerekiyor. Bu bir kader değil, fıtrat değil. Her şey bizim elimizde. Onun için önlemlerini almamız gerekiyor. Ve arıtma teknolojileri, çevre teknolojileri. Mesela ben size şöyle bir konuda da örnek vermek isterim. Şimdi bu deniz salyası ile ilgili olarak komisyonlar kuruluyor. Bu komisyonların içinde mutlaka özel sektörden de firmalar olması lazım. Ben ya da bir başkası, ama çok başarılı şirketlerimiz var. Çok başarılı bilim adamlarıyla beraber işbirliği yapacak, akademisyenlerle işbirliği yapacak, dünya çapında başarılı olmuş iş insanları var. Bu iş insanlarıyla da işbirliği yapılması gerekir. Bu toplu bir seferberliği gerektiriyor ve umarım onu göreceğiz. Yani bazen hani bir musibet bin nasihattan iyidir ya, ben ona inanıyorum. İnşallah. Biz 30'a yakın ülkede 5 kıtada izliyoruz. Sadece 12 vilayette izliyoruz ülkemizde. İnşallah tersine döner. 60 vilayet olur, ülkeler 30'da kalır. Onlar da artsın tabii ki. Oraya biz Made in Türkiye makinamızı göndermekten büyük gurur duyuyoruz ama baştan da söylediğim gibi önce ülkemizdeki su kaynağını korumamız çok önemli. Bizim bir sloganımız var. Bir gün her şey sudan ucuz olacak. Su en pahalı şey olacak üstad. Bir gün her şey sudan ucuz olur. Sudan ucuz diye böyle hani hor gördüğümüz, önemsemediğimiz o su var ya, her şeyden pahalı olacak. Gidişat onu gösteriyor maalesef. Evet, şimdi suyla ilgili çok güzel konulara değindik. Çevre bilinci, o anlamda size de çok teşekkür ediyoruz. Altını çizip size vurguladınız. Planetek'in çalışmalarını anlattık. Şimdi ben şu soruyu da sormak istiyorum. Önümüze böyle 10 yıllık, 20 yıllık bir projeksiyon koyacak olursak, Planetek'in hedefleri, yatırımları nelerdir? Kendinizi 20 yıl sonra ya da 10 yıl sonra nerelerde görüyorsunuz? Buyurun lütfen. %100 Türk firmasıyız. O şekilde kalmayı çok istiyorum. Şöyle bakıyorum ama olaya. Elimizde bir iksir var. Bu iksirle biz çok sayıda hastayı iyileştiriyoruz. Özellikle şu anda COVID hastaları, örnek veriyorum. Ebola olur, COVID olur, AIDS olur, kanser olur. Ve beni üzen tarafı, maalesef dünyada sadece 1000 tane hastaya ulaşıyoruz Ahmet Bey. Ama biz biliyoruz ki 1 milyon hasta var. O 1 milyon hastanın çok önemli bir kısmı da eski teknolojiler ya da kötü doktorların elinde telef oluyorlar.
Ben istiyorum ki o insanlara da ulaşabilelim ve dünyanın bu çok önemli sorununda önemli bir rol oynayabilelim. Onun için kendi başıma gidebilecek miyim? Gerçekten bilmiyorum. Yeterli miyim? Gerçekten bilmiyorum. Yani 61 yaşındayım ve daha ne kadar gidebilirim? Bu enerjimi daha ne kadar devam ettirebilirim, tahtaya vuralım? Ben de bilmiyorum. Dolayısıyla ya bir ortakla, Türk ya da yabancı, keşke hiçbirine gerek kalmasa tek başına yapabilsem. Ama ben o 1 milyon insanın önemli bir kısmına ulaşabilmek için ne gerektiyse yapmak istiyorum. Madem 17 yıllık bir deneyimimiz var, arkamızda NATO gibi, Kosova'nın, Avrupa'nın en büyük NATO tesislerinden birinin arıtmasını biz kazandık. İtalyan, İngiliz, Alman, Fransa karşı. Orada koca bir Türk bayrağı var. Made in Türkiye yazıyor. Bunu biz kazandık. Demek ki başardık. Aramco'da biz varız. Koca inşaat firmalarında, Türkiye'nin en büyük inşaat firmalarının yurt dışı projelerinde biz varız. Avustralya devleti, firma değil, devleti bizi tercih etti. Alman Kalkınma Bankası bizi tercih etti. Avrupa Birliği bizi tercih etti. Bu kadar başarılı projelerimiz varken ben küçük kalmak istemiyorum. Bunu ne olur sakın bir hırs olarak görmeyin. Yani bu bir para hırsı falan değil. Bu bir başarma isteme hırsı. Bu başarı da sizin çocuklarınıza yarayacak. Yani ben hani çay bardağı satarsam yani çok satayım, çok para kazanayım. Ama biz çok arıtma tesisi satarsak, bu çalışan sistemleri satarsak söz veriyorum sizin torunlarınız faydalanacak bundan. Onu istiyorum. Bunu görebilmek için de çok net bir stratejim yok henüz. Yayılmam ve büyümem gerekiyor. Bir takım yabancı firmalar bize ortaklık teklif ediyor. Değerlendiriyoruz. Onlara da bakıyoruz. Türk firmalardan bir teklif gelmiyor. Belki de bizim onlara ulaşmamız lazım. Ama sözün özü bizim büyümemiz gerekiyor ki fayda sağlayabileyim. Hayatımın 20'ye yakın yılını bu işe adadım. Bunun bir faydalı, daha büyük fark yaratan bir projeye dönüşmesini benim sağlamam gerekiyor. Fikir bu. Ama strateji var mı? Ne yapacaksın? Hala biraz böyle ortada. Göreceğiz. Evet, aslında çok güzel konuları konuştuk. Çok önemli bilgiler verdiniz bize. Benim sormadığım, son olarak böyle sizin eklemek istediğiniz konu başlıkları var mıdır? Ya da belki bir mesaj vermek istersiniz. Buyurun lütfen. Tabii ki. Şimdi ben bu işe başlarken çeşitli yabancı firmalarda çalıştım, işte yurt dışında bulunduğum, çalıştım, ettim. Ve sonra dedim ki ya ben durumdan vazife çıkartacağım. Ülkemin en önemli sorunlarından biri bu atık su arıtma ve çevre teknolojileri. Benim mutlaka bir şeyler yapmam lazım. Fark yaratmam gerekir diyerek bu işe girdim. Ve açıkçası şöyle düşünüyordum. Ya işte mükemmel bir teknoloji getirmiş Planet Tech, Hürriyet Necdet Aydoğan. Ve biz bunu inceleyelim, bakalım ve hemen kullanalım. Yani hemen kullanılma anlamı zaten bütün dünya kullanıyordu. O sırada da kullanıyor. Yeni bir teknoloji değil. Çoktan kabul edilmiş, kabul görmüş bir teknoloji. Ancak ülkemizde liyakatın maalesef önemsenmediği, bilimsel gerçeklerin çok da fazla dikkate alınmadığı bir ortam olduğunu maalesef bu işlere girdikten sonra 44 yaşındaydım. Ben çocukta değildim ama maalesef biraz geç fark ettim. Ve çok üzüldüm. Çünkü deminki örnekten gidecek olursak ben size çay ya da çay bardağı satacak olursam olabilir. Yani bunun ne liyakati ya ben 80 yıllık çay bardağı yapıyorum. Yani çok önemli değil ya. Yani. Hakikaten önemli ama atık su arıtma öyle değil. Bir mühendislik eseri öyle değil. Burada deneyiminiz, iş bitirmeleriniz ve dünyada yapmış olduğunuz işleriniz, referanslarınız çok büyük önem taşıyor. Bunun artık dikkate alınması gerektiğini ve bunun partiler üstü bir mesele olduğunun anlaşılmasını çok istiyorum. Ahmet Bey. Yani bunun iktidar partisi, muhalefet partisi, sağdaki, soldaki parti arkadaşlar bunlarla bir alakası yok. Ben sizin çocuğunuzdan, torunlarınızdan bahsediyorum. Ne partisinden bahsediyorum? Yani tutup da işte Türkiye'nin doğusunu arıtalım, güneyini arıtalım, batısını arıtmayalım. Böyle bir şey demiyorum ki, diyemem ki. Ülke bir tane, vatan bir tane. Bu yüzden de maalesef ihracat yapıyorum diyorum. Ben kendi ülkemde arıtmak istiyorum. Dolayısıyla mesajım özellikle kamuya, kamu çalışanlarına, kamu görevlilerine ve devlete ne olur liyakata çok önem verin atık su arıtma konusunda. Bu konu ülkemizi, geleceğini ilgilendiriyor. Ben bu işe başladığımda 30 bin tane köy vardı üstad. Şimdi 20 bin tane köy var.
O köyler boşaldı. Ne oldu biliyor musunuz? Hepsi şehre göç etti. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? AVM'lerde güvenlik görevlisi olarak çalışıyor o gencecik çocuklar, o gencecik beyinler. Tarım yapacak köylü kalmayacak. 8-9 yıl içerisinde tarım yapacak köylü kalmayacak. Kanadalı mercimeği 1982'de Türkiye'de görmüş, tanımış. Şimdi gidin marketlere ve orada Anadolu Tatları diye bir markaları var. Anadolu Tatları diye mercimek çeviriyorsunuz, Kanada diyor. Ya Anadolu tadını, bizim bildiğimiz mercimeği, Anadolu topraklarının has ürünü mercimeği bile biz yurt dışından getiriyorsak, nohuttan, kuru fasulyeden, samandan vazgeçtim. Bunları bile yurt dışından getiriyorsak çok yanlış işler yaptığımız ortada. Ve şu anda köylü göç etme nedenlerinden biri artık diyor bırakın mazotun 7 lira olmasını şusunu busunu su yok diyor. Tarım yapacak suyu bulamıyoruz diyor. Çok acı bir gerçek. Yani mercimeği getiriyorsunuz, marulu getiriyorsunuz, sarımsağı Çin'den getiriyorsunuz. Bunun sonu yok. Ve çok pahalı yiyorsunuz. Ya da yaptığınız arıtmaları ithal enerjiyle 9 kat 10 kat daha pahalıya çalıştırıyorsunuz. Akıllı olmamız ve sürdürülebilir teknolojiler kullanmamız şart. Benim özellikle bu mesajımın mutlaka duyulması, anlaşılması çok önemli. Bu ülke için çok önemli. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, şeref verdiniz. Bir sonraki yayında buluşuncaya kadar hoşça kalın. Bizi izlemeye devam edin lütfen. İyi günler.